Merhabalar arkadaşlar, Kimura'ya hoş geldiniz. Ben Mert Savcı. Bugün sizlerle birlikte gündemdeki haberleri ve ses getiren olayları konuşacağız. Son videoda çok fazla yorum gelmişti. Hepinize teşekkür ediyorum ilginizden dolayı. Son zamanlarda videolarımızın izlenmesi giderek artıyor. Onun haricinde videoya, kanala abone olup beğeni atarsanız çok çok mutlu oluruz. Bunlar çok önemli bizim için. Videoya yorum ve beğeni, kanala da abonelik rica ediyoruz sizlerden. Onun haricinde size şöyle bir sürprizimiz var. Esport Plus'ta UFC 301 yayınlanacak. Bildiğiniz gibi UFC 301'e çok çok az kaldı. Bu önemli geceyi de UFC 301 indirim kodunu kullanarak Esport Plus'tan indirimli bir şekilde izleyebilirsiniz arkadaşlar. İlk 3 ay aboneliğinizi 49.99'a başlatarak Esport Plus dünyasına katılabilirsiniz. Bu muhteşem fırsatı kaçırmayın diyoruz. Açıklamada yönlendirme linki ve indirim kodu zaten mevcut. Diyelim, hemen videoya geçelim. Evet, ilk haberimiz Alex Pereira ile Jiří Procházka arasında. Jiří, Alex Pereira ile bir rövanş maçı olacağına inandığını söyledi. Bunun konuşulduğunu, bu maçın gerçekleşme ihtimalinin olabileceğini düşündüğünü söyledi. Yani aralarındaki ilk maçta da aslında ben Jiří'nin kazanabileceğini düşünüyordum. Jiří'nin çünkü teknik olması, özellikle yere gittiğinde de çok fazla silah olması Alex Pereira'yı zorlayabilir diye düşünüyordum ama Alex Pereira bunların hiçbirine izin vermeyerek Jiří'yi o yumruk gücüyle, yumruk kuvvetiyle tanıştırmıştı. Ve Alex Pereira o maçtan galibiyetle çıkmıştı. Daha sonrasında Jiří bildiğiniz gibi yakın bir tarihte UFC 300'de Alexander Rakic ile karşılaştı ve orada bence iyi bir performans sergiledi. İyi bir geri dönüş sağladı. Ben bu maç için erken mi Jiří için bilmiyorum ama Jiri'nin yine de Alex Pereira'yı yenebilecek isimler arasında olduğunu düşünüyorum. Çünkü o da çok kuvvetli ve daha akıllı dövüştüğü zaman, çünkü Alex Pereira ile bir kere karşılaştı ve onun kuvvetini biliyor. Leg kicklerinin ya da kroşelerinin, overhandlerinin kuvvetini bildiği için şu anda bence ona göre bir oyun planı dizecektir. Bu kadar pervasızca yakınına girmeyecektir. Jiří için ben zor bir görev olduğunu ama bunu başarabileceğini açıkçası düşünüyorum. Alex Pereira da tabii ki kazanabilir. Ben Jiří kesin kazanacak demiyorum ama Alex Pereira'yı mağlup edebilecek isimlerden birinin bana göre Jiří olduğunu düşünüyorum. Onu söylemem lazım. Evet, bildiğiniz gibi Netflix'te yakında yayınlanacak olan muhteşem bir boks maçı var. Mike Tyson'la Jake Paul karşılaşacak. Bu maçın ilk konuştuğumuzda söylemiştik. Kurallar ne olacak, detaylar ne olacak, onlar açıklandığında bir daha konuşuruz diye ve o detaylar açıklandı. Onları tek tek okuyalım isterseniz. Müsabaka resmi olarak onaylanmış profesyonel bir maç olacak. Birincisi oradan başlayalım. Profesyonel bir maç olacak denmesi şu: Mike Tyson'ın yıllar yıldır sürdürdüğü CV'sine bu maç galibiyet, yenilgi veya beraberlik olarak eklenecek. Yani bu profesyonel olarak resmi bir boks maçı olacak. Bir exhibition, yani gösteri maçı, dostluk maçı olmayacak. Onu söyleyebilirim. Knockout etmek serbest olacak. Dövüş 2 dakikalık 8 round'dan olacak. Dövüşçüler 14 oz ağırlığında eldiven takacak. Başlık kullanılmayacak. Zaten başlığın kullanılmayacağını az çok kestirebiliyorduk. Eldivenler de normal. Zaten Jack Paul'un dövüştüğü aralıklarda. Dövüş 2 dakikalık roundlardan oluşacak. Bunu biz ilk videoda yaptığımızda da söylemiştik. Roundların süresini kısabilirler gibisinden. Çünkü bu çok hani bir tahmin etmesi işte, çok kuvvetli, ben tahmin ettim gibisinden söylemiyorum. Zaten Mike Tyson'ın yaşından dolayı round sürelerinde böyle bir revizasyona gidebilecekleri çok aşikardı. Onun haricinde bence buradaki en önemli kısım müsabakanın resmi bir maç olması ve Mike Tyson'ın kaybetmesi halinde o efsaneler efsanesi kariyerine bir Jake Paul yenilgisini o box track'te girdiğiniz zaman görmek acı verici olabilir benim adıma. Çünkü ben Mike Tyson'ı çok seven biriyim. Çok inanılmaz bir box derin bilgim yok. O yüzden ya bana sorduklarında en sevdiğim isim olarak Mike Tyson'ı söylüyorum. Çünkü bana en çok etkileyici gelen isim o. Ya bütün box tarihi boyunca. Ya Mike Tyson'ın böyle bir maçtan böyle bitirilerek falan yenilmesini hiç istemem. Çok kötü olur. Çok üzülürüm izlerken. Tabii ki de izleyeceğim, hatta o gün yayın da açacağız. Ama gerçekten ilginç bir maç olacak. Jake Paul'un performansı nasıl olacak? Mike Tyson nasıl bir performans gösterecek? Özellikle ilk roundlarda ilerleyen yaşına rağmen o yırtıcılığını gösterebilecek mi? Bunların hepsini bekleyip göreceğiz. Gerçekten ilginç bir karşılaşma bizleri bekliyor arkadaşlar. Onu söyleyebilirim diyeyim. Sizin yorumlarınızı da merak ediyorum. Bu maçın sonucu ne olur?
Onları da alta yorumlara yazarsanız çok sevinirim diyorum. Diğer haberimize geçiyorum. Evet, bildiğiniz gibi UFC 303'te Conor McGregor ile Michael Chandler karşılaşacak. Ama şunu söylemem lazım. Charles Oliveira bu geceyle ilgili bir açıklamada bulundu. Ve dedi ki UFC 303'teki yedek dövüşçü olmayı önerdim dedi. Hatta bunun kabul edildiğini bile söyleyebilirim UFC tarafından dedi. Ayrıca McGregor ile karşı karşıya gelmem halinde daha fazla para için pazarlık yapacağımı belirtti. Yani sadece tek şartı o. Eğer yedek dövüşçü olması ihtimalinde daha önceden para pazarlığında ona göre yapılması gerektiğini UFC'ye iletmiş ve bunu teklif etmiş. UFC'nin de bunu düşüneceğini, hatta olumlu karşıladığını söylemiş Charles Oliveira. Ben bunun videosunu gördüm bu arada. Oradan çevirdik. Bir tane böyle fan expo gibi, böyle bir fuar gibi bir tanıtım yerinde falan, böyle bir hayran tarafından ya da böyle bir gazeteci falan, tam bilmiyorum kim olduğunu. O soruyor. Kameraya, telefon kamerasıyla çekiyor. O da o sırada söylüyor. Ayrıca Charles Oliveira McGregor ile ilgili şöyle de bir açıklama bulunmuş. Demiş ki McGregor Chandler'ı, Makachev'i ve Poirier'i mağlup eder diye düşünüyorum. Şu an eğer yeniden geri dönüp Chandler'ı mağlup ederse demiş. Öyle bir seri yakalaması halinde bu isimleri tek tek mağlup edebileceğini düşünüyorum demiş. Valla en büyük Conor McGregor hayranı kimdir? Şu arkada custom Conor McGregor ayakkabısı olan ben miyimdir? Bilmiyorum ama valla Conor McGregor bunların arasında ben Chandler'a karşı bile favori göstermiyorum. O yüzden Charles Oliveira çok bold prediction yapmış. Yani abi hadi tamam Chandler'ı yendi, hadi tamam Poirier'i de yendi ama İslam'ı yenme ihtimali çok zannetmiyorum. İslam Habib'den çok farklı bir şey yapmayacaktır. Maçın daha ilk saniyelerinde ayaklara dalışı yapacaktır. O yüzden ben bunun çok büyük bir ihtimal olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Onu söylemem lazım. Yani böyle bir seriyi açıkçası hiç gerçekçi bulmuyorum. Onun haricinde Michael Chandler da bu maçla ilgili bir şey söyledi. İster nefret edin ister sevin, bu adam bazı şeyleri gerçekleştiriyor ve bu spora çok önemli şeyler katıyor. Bununla birlikte ne olur olsun 29 Haziran'da UFC 303 kartında onu 10 dakika içerisinde knockout edeceğim demiş. Tabii ki de Michael Chandler'ın patlayıcılığı inanılmaz bir seviyeye çıkabiliyor maçın ilk sürelerinde, ilk saniyelerinde, ama knockout edebilir mi? Çok zannetmiyorum, çünkü Conor da bence bu patlayıcılığı göze alarak temkinli davranacaktır ilk başta diye düşünüyorum, ama korakor girerlerse gerçekten Chandler'ın da yatırma ihtimali oldukça yüksek McGregor'ı. Biz zaten bu maçla ilgili neredeyse her videoda konuşuyoruz şu sıralar. Çünkü biri bir şey söylüyor, biri bir şey söylüyor. Biz de bu videoları yaparken onları tek tek alıyoruz gündemimize. Onları da konuşalım diyoruz, notlarımıza yazıyoruz. McGregor, Chandler, tabii ki de 29 Haziran'a kadar çok çok konuşacağız. Hatta 29 Haziran'a günler kala biz bunu birkaç videoda arda arda konuşacağız. O yüzden heyecanla bekliyoruz. Bu maçla ilgili gelişmeler oldukça, söylenenler oldukça sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Evet, demin ismi geçti. İslam Makhachev, bildiğiniz gibi Dustin Poirier ile karşılaşacak. Kendisi aslında bu karşılaşmadan pek memnun değil. Çünkü kendi sözleriyle söyleyeyim, Dustin Poirier'in sadece bir galibiyetin olduğunu, yenilgiden dönüp galibiyet aldığını ve kemer maçına çıkmasını çok doğru bulmadığını, ayrıca hafif siklette kendisine bir rakip olmadığını söyledi. Çünkü Arman'ı daha önceden yendim. Poirier'in bir maçlık bir galibiyeti var şu an. Yenilgiden döndü, galibiyet aldı, hemen kemer maçına çıkıyor dedi. Justin Gaethje yenildi dedi. Max Holloway'e pek orada bir paye bırakmadı ama kendisinin çifte kemer şansının UFC tarafından verilmesi gerektiğini söyledi. Bunu da ara ara dile getiriyor İslam. Kendi ustası Habib'in aksine çifte kemer olayını çok istiyor. Burada ben katılıyorum. Çünkü Dustin Poirier'in kemer maçı hak etmediğini ben hep söylüyorum ama önemli bir galibiyet almıştı Dustin Poirier'de. Underdog olduğu bir maçtı. Önemli bir knockout'la galibiyet almıştı. Ben aynı şeyin Justin Gaethje için de geçerli olduğunu düşünüyorum bu arada. Mesela Max Holloway'e yenildi ama hafif siklette böyle ranked bir maça çıktığında, yani böyle ilk 5'in içinden, ilk 7'nin içinden biriyle dövüştüğü bir maçta iyi bir galibiyetle o da yeniden kemer potasına girecek. Yani kemer maçından bence Justin Gaethje'de bir galibiyet uzak diye düşünüyorum. BMF yenilgisine rağmen. Dustin Poirier de oradaki o bir galibiyetlik şeyi kullandı ve kemer maçına çıkacak. Ben yani İslam'la ilgili UFC'nin planları nasıl bilmiyorum ama kesinlikle ve kesinlikle yakın bir tarihte, yani çifte şampiyonluk olayının Leon Edwards maçı belki olabilir. Çünkü Leon Edwards'ı çok rahat yenebileceğini düşünüyor. Sizler ne diyorsunuz bilmiyorum ama bu maçı İslam maçı çok istiyor mesela. O yüzden UFC tarafından çifte şampiyonluk olayında bence gündeme getirilmesi gerekiyor. İslam Dustin de geçerse, üstüne Arman maçı da verilirse, ben daha fazla İslam'ı da burada tutabileceklerini düşünmüyorum. Çünkü pazarlık kısmında o da artık
çifte şampiyonluk işini çok fazla isteyecektir diye tahmin ediyorum. Evet, videonun başında da demiştik, UFC 301 bildiğiniz gibi kapıda, Esport Plus'tan bu geceyi izleyebilirsiniz. Başlı indirim kodunu da verdik. Açıklamadan alabilirsiniz. Bu karta biraz bakalım. Bildiğiniz gibi bu kart Brezilya'da gerçekleşecek ve önemli isimler var. UFC 300, 302, 303 arasında bu kart biraz sönük kaldı ama ona rağmen bence MMA severlerin ilgilenebileceği ve eğlenebileceği bir kart olarak düşünüyorum. Çünkü ana kartta Paul Craig ile Barolio maçıyla açıyoruz mesela, ki iyi isimler bana kalırsa. Pereira Poterio maçı var. Bu maç daha farklıydı bildiğiniz gibi ama Pereira geldi sakatlanan ismin yerine. Bu maçta da Pereira çılgın hareketleriyle yeni izleyenleri eğlendirecektir. Onun haricinde Anthony Smith ile Petrino maçı var. Bildiğiniz gibi Brezilya'daki bir kart ve ana kartta Brezilyalılar ağırlıklı, hatta her maçta Brezilyalı var zaten. Onun üzerine ben mesela bu gecede bir kemer maçı var bildiğiniz gibi. Pantoyo ile Ersek dövüşecek. Ama bence gecenin en çok ilgi çeken maçı Martinez ile Jose Aldo arasında. Çünkü Rio'nun kralı geri dönüyor. Ve Jose Aldo'yu ben özellikle arka alan röportajlarında, poster imzalama gününde falan çok fit gördüm. Çok yani böyle zinde gördüm. O yüzden onun performansını ben aşırı merak ediyorum bu arada. Sikletin 13 numarasına karşı dövüşecek. Ve dediğim gibi gecenin bir de şampiyonluk maçı var. Alexander Pantoyo ile Erzek dövüşecek. Erzek bildiğiniz gibi Yeni Zelanda'dan mı? Yeni Zelanda'dan mı? Avustralya'dan mı? Ne geliyor? İkisinden biri. Onu tabii ki de kontrol edelim. Ama kendisi her zaman şöyle dalga geçiliyor. Yani bu herhangi bir adam gibi. Ve tipi de gerçekten herhangi bir adam. Gerçekten öyle söylüyor. Michael Scott'a benziyor. Ofisteki, ve kendisi de zaten en sevdiği dizinin Ofis olduğunu ve oradaki Michael Scott karakterine kendini benzettiğini söyledi. Şimdi beni burada bir yakaladı. Çünkü benim kanım ısındı. Çünkü benim de en sevdiğim iki dizi. Biri Ofis, diğeri de Sopranos. Ve birbirinden biraz ayrı gayrı şeyler, temalar, ama en sevdiğim iki dizi ya da en sevdiğim diziler sorununda her zaman ilk başta Sopranos ve Office'i söylerim. Office US, yani Office Amerika versiyonunu. Gerçekten ikisi de çok 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 başarılı diziler. Onu söyleyebilirim. Erzeg'in de en sevdiği dizinin ben hani Office olduğunu, en sevdiği karakterin Michael Scott olduğunu duyunca ona tabii ki de bir kanımız ısındı. Ve burada da biraz gönlümüzün favorisi oldu. Biraz da şu var. Kendisinin bu herhangi bir adam olayını üstlenmesi çok güzel. Çünkü kendisi şöyle diyor. Ben normal hayatımda da aslında birazcık böyle Sakar Şakir bir adamımdır diyor. Yani birazcık şapşalımdır diyor. Ve burada da bence diyor insanların böyle yaklaşması beni çok şey yapmadı. Ben normal hayatım boyunca da zaten böyle hep no name biri olarak takıldım hayatım boyunca diyor. O yüzden beni çok ırgalamıyor diyor. Böyle kendisiyle barışık falan, bu değişik bir motivasyon. O yüzden bizleri de böyle birazcık ilgisini çekti. Bakalım göreceğiz neler yapacak Pantoyo karşısında, ama önemli bir maç olacak. Önemli bir ana maç olacak. UFC 301 Brezilya'da. Tabii ki de sold out zaten ve Brezilyalılar UFC'ye her zaman çok ilgi gösteriyorlar. Çünkü efsanevi UFC dövüşçüleri çıkardılar. Anderson Silva olsun, Jose Aldo olsun, Amanda Nunes olsun, Charles Oliveira olsun. Unuttuğum varsa siz ekleyin lütfen. Bir sürü muhteşem Brezilyalılar geldiler, dövüştüler. UFC'deki Alex Pereira zaten bildiğiniz gibi oradan ve gerçekten muhteşem isimler Brezilya'dan geldi UFC'ye, bunu söyleyebilirim ve harika bir kart olacaktır. Bunu da Esport Plus'tan izleyin, kaçırmayın diyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. İzlediğiniz için videoyu çok teşekkür ederim. Abone olup videoyu beğenip yorum yaparsanız çok mutlu oluruz arkadaşlar. Hoşça kalın, UFC ile kalın.